Kızlar merhaba, iyi haftalar. İyi haftalar. Yine üstte bilezikler, yine potada. Ben çok biliyorum onları listenin ya. Listenin başındayım diyen, ben prensesim diyen, yemek dersleri ve asıl yemek derslerini ben veriyorum arkadaşlar. Yemek derslerinin ustası geldi. Ders almak isteyen Şafak ve Gözde, önden haber verin, çok doluyum. Size yemek bak, dersi için zaman vereceğim, bak, süre vereceğim. Ağzına bile yakışmadı, söyleyemem. Evet, çünkü yemek dersleri konuda. Ben veriyorum. Ondan sonra dur, dinle. Herkesle baş ediyorum. Tek baş edemediğim kim biliyor musunuz kızlar? Kendi kayınvalidem. Saygıdeğer Safiye Soyman'la Sabiha Gökçen havaalanını karıştıran. Bu ayrı bir komik sonra ya. Sonra bütün dünyayı birbirine karıştıran, İhsan'la bizi birbirimize sokan kayınvalidem. Yemin ediyorum tam bir, yani kadın kavga çıkarmak için gelmiş bu dünyaya. Hayır, onu anlayamadım yani. Bu kayınvalidelerin bize niye yapışık ikiz gibi gezme istekleri var? Ben hala çözemedim ya. Biz Tuba, yaşıtı mıyız, akranı mıyız, seviyoruz, sayıyoruz diye kankayız mı? Anlamadım ki. Bu konuda da ben sana destek olmak istiyorum Tuğba'cığım. Kayınvaliden konusunda. İyi ki mi? Evet, yani teşekkür ederim. Bu konuda yardıma ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Bence kayınvalideni o kadar ağır bir cümle kullanacağına gerçekten güzel bir dille bunu açıklasaydın. Bir şey söyle. Ben gönül bir ağırlıkta görüyorum, biliyor musun? Bence bak, sorun ne biliyor musun? Senin tamamen üslubunda. Şu an beni mi tuttun? Beceremiyor. Bizi tutmayı beceremiyor. İyi olmayı beceremiyor değil mi? Beceremiyor, evet, doğru. Evet, bize destek vermeyi de beceremiyor. Yok, doğrunun yanında olmayı da. Şafak. İlla ki kayınvalideye laf yok. Şafak, yanlış atı oynuyorsun. Şu kız gitmiş şehir değiştirmiş kayınvalidesinden kaçmak için. Bak, üslubuna dikkat edeceksen, bir şey söyleyeceğim. Üslubuna dikkat edeceksin. Tuba, dinler misin? Bir çok övüyorsun ya kendini. Bir dakika. Şu kız diye konuşamazsın, onun bir ismi var. Hı? Tuba, bir saniye, bir konuşmamı izin ver. Söylesin. Şu kız, tekrardan cümlemi alıyorum. Şu kız kayınvalidesinden kaçmak için başka bir şehre taşınmış. Üslubuna dikkat et, şu kız değil. Sen iki gün kayınvalidenin evinde bakamıyorsun. Zaten yaşımı söylemiyorum. Yaşım birine taşımış, kayınvalidesine adresi bile vermemiş. Pişman değilim, yine yaparım. Benim kayınvalidemin başımın üzerinde yeri var yani. İster olsun ister olmasın, kayınvalidene iyi davranmazsan 3 gün sonra naş. Aynen. Bak, kayınvalidenle aynen iç içe öyle yaşıyorsun diye sen iyi gelir olmuyorsun. Sizinki doğru ilişki, bizimki yanlış ilişki. Ben uzaktan seviyorum kayınvalidemi. Anladın mı? Ben yakından seviyorum. Güzel. Ben benim yakından için seviyorum. Canımdan, ciğerimden seviyorum çünkü. Yok, ben canım. Kız bu annesini de bu kadar sevmiyor. Evet, çok seviyorum. Hatta buradan da bağırmak istiyorum. Anneciğim, ben seni gerçekten çok seviyorum. İyi ki varsın. Ay çok geçti bana. Bayılacağım. İnşallah geçmişti, birazcık da çok örnek geçti olursun bana. Ya. O kadar yapmacıksın ki. Bak, gerçek kaynana gelin sevgisi gör. Evet, ben. Gör bak şimdi. Hadi bakalım, görelim. Beyhan anne! Bak ama çok gelme. Beyhan anne, seni çok seviyorum. Kadın şok oldu. Seni çok seviyorum. Dur, ben de yapacağım, dur. Hani beni öpüyordun ya camlardan. Bir dakika, geliyorum ben de. Sev beni. Ne oldu be? Ya seni seviyorum ya, niye şaşırıyorsun? Gönül anneciğim. Gönül anneciğim, ben de seni çok seviyorum. Bak. Kızım ne oldu, kafayı mı yedin? Ya işte siz seviyorum. Anneciğim, seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ya. Şova başladık. Sen huzur vermiyorsun dedin, kabul etmiyorum. Yeşim, şaka bir yana da gerçekten neyin var? Sevgim var, taşlar. Vay, ben sana ölüyorum. Şimdi kalbimi yakala. Yakala. Yemeğini. Yeşim nasıl seviyor beni ya, Gördün mü sevgiyi? Sevgide bir bu ne olur? Kayınvaliden neye uğradığını şaşırdı. Arada bir yap da yo, bari sevinsin böyle garibim. Seviyoruz. Hayır, ben sevgimi böyle senin gibi gösteremiyorum. Ben onun yanında olarak zaten sen yanında olmayı bedenen, fiziken zannediyorsun. Öyle değil o olay. Vallahi hanımlar, ben burada var ya Tuğba'yı, gelinim hiç samimi bulmuyorum. Ben de şaşırdım. O laftan sonra ben bunu kalpler, öpücükler ne o? Hiç samimi var onun altında bir şey. Katiyen samimi bir şey mi anlayacak şunu anlayaydın yani? Ben samimi bulmuyor. Yine bir şey mi isteyecek yoksa senden? Bilmem valla. Gönlümü yapmaya kalkıyor. İyi sürüyor. Gönlümü yapsa bir şey isterken kendi evim üstüne mi istiyor yoksa? Sürüyor. Hayır. Şimdi ben kızdım ya onu ondan. Ha. Onun yok için. Yok be Tuğba, sen kızdıkça onun hoşuna gidiyor ya. Yok valla. Hiç samimi... Yeşim de
başına taş mı düştü, bir şey mi düştü? Nevzem, yeşime bir şey oldu gerçekten.